Taşeronla arası açılan Kılıç Usta bir gün öteberisini toplayıp şantiyeden ayrılmadan önce iflahsızın Yusuf'u kıyıya çekti. "Ben gidiyorum," dedi. "Koyarlar yerime belki de seni. Olma kula kul, öpme el ayak, kirlenmesin ağzın. Ya ver canını insan için ya da etme kalabalık dünyamıza." Çekti gitti. Ustasının ardından yaşlı gözlerle baka kalan Yusuf içini çekti. Laz Ali yanına sokulmuştu. "Ağlıyor musun?" "Nasıl ağlamam?" dedi Yusuf. "Ne adamdı ya?" Laz Ali başını salladı. "Ya vermeli canını insan için ya da etmemeli kalabalık dünyamıza." İflahsızın Yusuf'u ustasının yerine geçiren taşeron gündeliğini 5 liraya çıkardı. "Aç gözünü," dedi. "Alırdı ustan 10 lira net." Yusuf gözünü açtı. Az zamanda Kılıç Usta'yı aratmayacak kadar iş çıkardığı halde 10 lira net alamıyordu. Vermiyorlardı. Bir öğle paydosunda yoğurt, ekmek, taze sarımsakla karnını doyurduktan sonra tuğla yığınlarının oraya yan üstü devrilmiş, sıcacık güneşin altına gözlerini yummuştu. Sinirleri öyle gevşemişti ki az sonra uykuya geçiverdi. Omzunun dürtülmesiyle uyandı. Hidayet'in oğluydu. Gene her zamanki gibi yılışık yılışık gülüyordu. Yusuf doğruldu, gözlerini yumruklarıyla ovaladı. Hidayet'in oğlu yanına çömelmişti. Yusuf huzursuzlukla sordu. "Dedikleri doğru mu lan?" Hidayet'in oğlu güldü. "Ne dediler?" "Topal emmeyi sen boğasıymışsın." Yere tüküren Hidayet'in oğlu tükrüğünü ayağıyla ezdikten sonra "Diyorlar ah, kulak asma," dedi. "Niye?" "Boğsam hükümet salı mı verirdi?" "Demek hapisteydin." "Oho, neler geldi başıma. Bir araba dayak yedim, tabanlarım somun somun şişti." "Niye?" "Dövdüler. Ben boğdum desem dövmezlerdi." "Demek sen boğmadın." "Tövbe vallaha, ben günahı sevabı bilirim Yusuf." Gülüverdi Yusuf. "Yalancı," dedi. "Niye?" "Ne demeye güldün ya?" "Güldüğüme ne bakıyorsun, ben boğsam salı mı verirlerdi?" Gene güldü, sonra kendini topladı. "Güldüğüme bakma, ben boğmadım. Tövbe vallaha." "Dur hele Yusuf, senin haberin var mı Köse Hasan'dan?" Yusuf birden ilgilendi. "Sahi ne oldu fukara?" "Haberin yok demek." "Nereden olsun?" "Sen sağ ol." "Deme be." Yusuf sapsarı kesildi. Gözleri karardı Köse Topal'ın odasından ayrılırken. Hasan'ın yorganını kaldırıp kıpkırmızı gözleriyle bakarak. "Kardeşler, benim iflahım kesik, kesik olmaya. Ben buralarda kalırsam, siz de köye meye varırsanız sağlıcağıla kızım Emine'nin kara gözlerinden bir güzel öpün," dediğini, sonra kızına verilmek üzere uzattığı saç tokasıyla tarağı hatırladı. Gözleri doldu. Hidayet'in oğluysa çömeldiği toprağa bir takım çizgiler çekerek ağır ağır anlatıyordu. "Yanı başımda öldü fukara. Memleket hastanesindeydik birlikte. Ölürken Emine'm Emine'm dedi durdu. Sonra bir titredi, bir daha. Üçüncüde sen sağ ol. Lakin ölüm kötü şey be. İnsan bir tuhaf oluyor. Tüylerim dikeldi. Bırak, ölünce biz de mi onun gibi olacağız?" Yusuf ağlıyordu, duymadı. Hidayet'in oğlu, "Hiç arayıp sormadınız fukarayı," dedi. "Hemşirelik böyle mi olur?" Yusuf içini çekti. "Ah ah, yokluğu görüyor musun? El işinde eleşen adam orospudan beter oluyor. Fabrikada hemşehrimiz oyun etti. Tuttuk yapıya gittik biz de. Ne yapalım? Hepimizinki de bir ekmek derdi. Gözü çıksın. Sonra kardeş." "Sonra ölüsünü kaldırdılar ölü odasına. Ölü odası dediysem karanlık bir yer, mağara gibi. Öleni sürüyüp atıyorlar. Fukara Hasan'ı da atmışlar. Ölüler üst üste, burnu kulağını sıçanlar yemiş bütün." Yusuf derin bir iç geçirdi. "Vay kardeşlik Köse, vay. Hastane bu. Birazcık yemek veriyorlar. Tövbe, doymuyor insan. Onu diyecektim. Pehlivan da burada mı?" "Buradaydı," diye başını salladı Yusuf. "Buradaydı ya, kulak asma. Bir orospuya uydu. Hani avrat da zorlu bir şey az buçuk. Bizim ayı evlendi. Şimdi nerede?" "Vallahi ne bileyim kardeş. Kendi düşeni ağlamaz. Bir insan ya insan olmalı, insanlar için canını vermeli ya da kalabalık etmemeli dünyamıza. Ben bunu bilir bunu söylerim. Tuttu elini avradını kaçırdı tekmil." Birden gözüne Ömer zorla ilişti. Kantin kapısına omzuyla dayanmış somunumu dişliyordu. Hidayet'in oğluna gösterdi. "Ta orada somunu dişleyen uşak var ya, gördün mü?" "Gördüm, ne olmuş?" "Avradın eri o işte. Ben onu bunu bilmem." "Neme gerek elin boynuzlusu? İnsan olan bir insan harama tövbe uçkur çözmeyecek." Hidayet'in oğlu yılıştı. "Haramdaki tat ne de var ki? Harama bassın sen de. Harama uçkur çözdün mü? Bırak." "Demek zorluydu avrat." "Zorlu da söz mü?
Zorluya bırak. Avrat dediğin Emine'nin avradı gibi olacak. Dudu ablam gibi avrat ona derim ben. Bir tabur askerin içine sal, korkma. Bu avrat Ömer Zorlu'nun bu Fatması. Bırak canım. Avrat mı bunlar be? Bizim taşeron epey geçindi. Amele çavuşu bile. Çenesiyle Ömer Zorlu'yu işaret etti. Bu var ya bu, dümbüğün biri. Hem de kumarcı. Kanına dokunmadı mı bu boynuzun? Ne dokunacak? Nikahlısı değil ya. Borun köylülüğünden kaptığıyla kaçmış. Hidayet'in oğlu yere çizgiler çizdiği taşı fırlatıp attı. Öyle mi? Dedi. Sen burada ne iş tutuyorsun? Yusuf gururla. Ben mi? Usta oldum tekmil. Hidayet'in oğlu şaştı. Sahiden mi lan? Sahiden tabii. Ne ustası? Duvar ustası. Yaşa be. Sen de yaşa. Bir ölüyorum ki. Umutla baktı, baktı. Sonra ben öremem mi Yusuf? Yusuf'un neşesi kaçtı. Kendini onunla bir mi tutuyordu yani? Öremezsin dedi. Niye? Kılıç ustanın yanında çalışmadın ki. Kılıç usta mı? Kılıç usta ya. Duvarcılıkta bu dünyada tövbe üstüne yok. Bana o belletti işi. Herkese kılıç usta mı belletir? Bu sırada amele çavuşunun düdüğü. Yusuf oturduğu yerden fırladı. Hadi eyvallah bana. Hidayet'in oğlu. Öyle mi kardeş dedi. Hastaneden yeni taburcu oldum. Varsa bir ekmek parası versen. Vallahi kaç gündür kursağıma bir şey girmedi. Yusuf'un canı sıkıldı. Onu görünce lafı evirip çevirip buraya getireceğini kestirmişti. Herkes çalışıyorsa Hidayet'in oğluna çalışmıyordu ya. Vallahi dedi bizim işlerdi. Dün para alacaktık almadık. Alsaydık kolaydı. Madem açsın sana yarım somun alayım kantinden de nefsini körlet. Kantine gitti borca yarım somunu aldı. Parası vardı mahsustan çıkarmadı. Yarım somunu alan Hidayet'in oğlu eksik olma dedi. İş başınıza söylesen de bana da bir iş uydursa burada sayende sebeplenirdik hey Yusuf. Bu da işine gelmedi Yusuf'un. Kendin niye söylemiyorsun? Senin sözün daha iyi geçer madem usta olmuşsun. Yusuf'un gururu okşanmıştı. Doğru dedi. Kılıç ustanın yerini tuttum evvel Allah'ın izniyle. Ani bir kararla yürüdü. Varıp söyleyeyim dur sen. İnşaatın alt başında dikilmekte olan taşeronun yanına gitti. Gitti ya biliyordu ki Hidayet'in oğlu haylaz. Kumarcı. İpsizin biridir. İnkardan gelmesine karşılık köse topalı boğduğu gülmesinden anlaşılıyordu. Başına dert mi satın alacaktı? Taşerona. Taşeronum dedi. Bir köse topal vardı hani. Biz fabrikada çalışırken sen geldin adımızı yazdıydın. Taşeron sertçe baktı. Hatırladı mı hatırlamadı mı? Dedi ne olmuş? Bildin mi o köse topalı? Canım bildim bilmedim ne olmuş? İşte o köse topalı bu an uşak gelmiş. İş başınıza dede bana da iş verir misin diye burada buyuruyor. Diyor ya. Taşeron hemen ilgilendi. Kim bıraktı onu serbest? Hükümet. Lakin iş gözü yok adamdı. 3 gün burada, 5 gün orada. Taşeron kızdı. Madem yok iş gözü ne tavsiye ediyorsun? Yok iş. Arkasına döndü. Yusuf Hidayet'in oğlundan yana baktı. İşin olmadığını gidip kendisini söylemesi hesabına gelmiyordu. Taşeronum dedi. Vallahi bana garaz olur. Kendim çağır. Söyle aklına daha uygun gelir. Neden dersen? Taşeron şöyle bir baktı. Sonra Hidayet'in oğlundan yana yürüdü. Yusuf rahatlamıştı. Duvara çıkmaya başladı. Duvar hayli yükselmişti. Malasını aldı. Taşeron ta aşağıda Hidayet'in oğluyla konuşuyordu. Bir ara Hidayet'in oğlunun kasketini çıkardığını, taşeronu selamlayıp yola indiğini gördü. Yoldan yüklü kamyonlar geçmekteydi. Kadın, erkek, çoluk çocuk, kazan, leğen, kilim, kapkacak yüklü kamyonlar. Her kamyon ardında toz bulutları kaldırıp gidiyor. Arda arda geçen kamyonlardan kalkan toz bulutları ise ortalığı görünmez hale getiriyordu. Hidayet'in oğlu da toz bulutları içinde kaybolmuştu. Bahar patlamıştı. Şimşek yüklü bulutları aydınlık yağmuru. Kancı kokusu almış eşek anırtılarıyla Çukurova baharı harikadır. Lastikleri kırmızı çamur içinde kamyonlar gelir, kamyonlar gider. Demir ya da tank tekerlekli traktörler, mazot kokulu homurtularıyla parke döşeli caddeleri sarsarak geçerler. Tesviye etmekte olduğu krankın başından öfkeyle kalkan, eli yüzü kara bir makinist, Ziraat Bankası'nın henüz açılmamış kapısı önünde sabırsızlıkla bekleyen ağasına çıkışır. Aa bu mevsim, yalnız bu mevsimde eyvallah eder. Bilir ki usta haklıdır. Gerekli yedek parçaların alınması lazımdır. Susar, bankayı bir an önce açmayanlara söver. Şoför muavini ise müthiş güneşin altında seyirtir durur. Çoğu sefer sigarasını bile tamamlamaya vakit bulamadan
Köye hemen hareket edecek kamyonun radyatörüne su koymak için koşarken şoför de çaycı Nadir'in ufacık kahvesinde bir demli çay olsun içemediğine küfrederek direksiyona geçer. Az önce çiğneyip geldiği tozlu yollara yeniden düşer. Bu mevsim çiğit denilen pamuk tohumunun toprağa atıldığı mevsimdir. Kara kazmaya 4-5 hafta vardır daha. Büyük toprak sahipleri doğu illerimize elçiler gönderip tellallar çağırtırlar ki Çukurova'da bu yıl iş çoktur, haftalıklar yüksek, bildikleri gibi değil. Pek pek birkaç hafta sonra Urum'dan Şam'dan çekilip çekilip gelen ırgat kafirelerin akını başlar. Binlerce kadın, erkek, çoluk, çocuk, genç, yaşlı, paramparça üst başlarıyla pis pis kokarak öte geçedeki mezarlığa yığılırlar. Kıçı çıplak çocuklar mezar taşlarına inip biner. Tevekkül içindeki kadınlar, taş köprünün bu geçesindeki ırgat pazarından iş ve ekmeğin sevinciyle gelecek erkeklerini bekleşirler. Kul acımaz bunlara, Allah acımaz. Allah'ın unuttuğu insanlardır bunlar. Peygamberler kitaplar dolusu sabır, tevekkül, kanaat getirmişlerdir bunlara. Hiçbir işe yaramayan, hiçbir işe yaramayacak olan sabır, tevekkül, kanaat. Taş köprünün bu yakasında yüzyıllar görmüş ırgat pazarının ırgat kaynaşan kalabalığına sigaraların neşeli dumanlarını salarak kahve, çay, nar, koruk şurubu, limonata, buzlu ayran içen ağalar memnundurlar. Irgat boldur. Çukurova tarlalarındaki işe yetecek insan gücünün çok üstündedir. Haftalıklar düşecek, pamuk ucuza elde edilecektir. Irgata hele, ırgata. Hey kardeş, iti oğlu itleri şımartmayak giden yıllar gibi. Ha, tövbe demen mi? İt kapıda zebun gerek hemşerim. Değdiği yeri köz gibi yakan güneş tam tepededir. Irgat adı altındaki bir takım insanlar değil, paçar ve yığınları beklemekten usanır. Birden deli bir sağanak, ortalık sel sele gider. Ardından güneş tırnağına kadar sırılsıklan paçar ve yığınlarından dumanlar tütmeye başlar. Peygamberler kitaplar dolusu sabır getirmiştir Allah adına. Yağmurda ıslanana, güneşte tüte kururlar. Torbalardaki tandır, yufka dürümleri tükenip çarşı ekmeğine verilecek son kuruşlar da suyunu çektikten sonra aç çocukların feryadı göğe yükselir. Önemli değildir. Peygamberler Allah adına sabır getirmişlerdir ya, hiç önemli değildir aç çocukların göklere yükselen feryadı. Ölseler bile ne? Öte dünya vardır. Birer kuş gibi uçacaklardır. Cennet-i âlâya, cennet-i âlâda yağdan baldan dağlar, sütten ırmaklar. Analar, bir deri bir kemik analar, kucaklarında açlıktan ölen yavrularına kana kana gözyaşı bile dökemezler. Peygamberler mi, hacılar, hocalar mı öyle demiş, Allah verdi, Allah aldı. Kul ne ki Allah'ın iradesi karşısında, ondan daha mı iyi bilecekler, hikmetinden sual edilir mi? Yarın onlar ellerinde bakraç bakraç cenneti âlâ suları, analarını cennet kapılarında bekleyecekler. Analar kucaklarında ölü ölü veren yavrularını ağlamamalı, sevinmelidirler. Bu yalan dünyada yaşayıp da günahların çeşitleriyle kirleneceklerini, henüz günah çağına varmadan ölerek cennete uçmuşlardır kuş gibi. Allah'ın sevgili kullarıdır onlar. Analar, erkek yüzlü analar, avuçları nasırlı analar, gözlerinde dökecek yaş kalmamış kupkuru analar. İş ve ekmek haberiyle dönecek erkeklerinden yana dikmişlerdir gözlerini. O yana kocalarının her sabah daha şafak sökmeden gidip omuz omuza doldurduğu ırgat pazarına. Erkekler de kadınları gibi bir deri bir kemiktirler. Değdiği yeri köz gibi yakan güneşin altına aç, terli ama sabırla bekleşirler. Irgat başılar ırgat pazarının mutlak hakimidirler. Rızklarının sahibi. Şöyle bir görünü veren bir ırgat başının çevresi hemencecik umutla alınıverir. Ağzından çıkacak her söz kerametmişçesine dinlenir. İnsanlar aç ama umutsuz değillerdir. Kadınlar bilirler ki erkekleri er geç gelecektir. Göz bebeklerinde ekmeğin müjdesi gelecektir erkeklere. Günler geçer, sonra haftalar, yaşlılarla aç çocuklar ölür. Yağmurla güneşin acıması yoktur. Çukurlarına gömülü gözleriyle kadınlar, çocuklarının feryadı ve ölüm acısına kanıksamış kadınlar çok az konuşarak beklerler. Erkekleri gelecektir, er geç gelecektir erkekleri. Haftalıkların daha çok düşürülmeyeceği günler gelir çatar, kara kazma vakti. Tilkiden çok daha kurnaz elçiler, ırgat başılar aç insanların arasına dağılırlar.
Irgadın da hani pek bir gereği yoktu ya. Neyse. Ağamız acıdı halınıza, acıdı. Ağamız gibi var mı? Herifte vicdan, tonla. Baktı halinize, yüreği parçalandı. Yesinler isinler sevabıma, kazmalar öyle de tarlada şöyle bir dolansınlar dedi. Çoğunlukla yaya düşülür yollara. Yukarıda güneş, aşağıda çamur, toz. Yalın ayaklarla kilometreler tepelenir. Buna da şükürdür gene de. Kitap öyle söylemiştir. Şükredecek, kendinden yukarıdakine değil, aşağıdakine bakacaksın, bakacaksın, gene bakacaksın, sonra gene. Her baktıkça da şükredeceksin. Kuru taş gibi birer kara somun karşılığı. Tarlada sabahtan akşama kadar çapa çapalamaya hazırdırlar. Çukurova'da bahar harikadır. Gök masmavi, kırmızı topraklar yemyeşildir. Çukurova'nın bereketli toprağına 4 kilo çiğ dat, 80 kilo kütlü, yani tohumlu pamuk versin. Arkası yar.